İzleyen herkese merhabalar. Yeni bir Let It Die videosundan ben Suat tekrar karşınızdayım. Çok uzun zaman boyunca video çekmeye fırsat bulamadım. Bazı köye gitme durumlarımız oldu, o sebepten elim değmedi. Seriyi bırakacağımı düşündüyseniz de eğer yanıldınız, bırakmıyorum. Seriyi sadece başka bir kanala taşıyorum. Bu Sirelke kanalına özel son videom olacak. Bu videoda çakallarla savaşacağız. Çakalları hatırlamadıysanız eğer 4. videoma bakabilirsiniz. Orada onların giriş sinematiği falan bile olmuştu. Ölüm Amca onlardan vücut koleksiyoncuları şeklinde bahsetmişti. Body Collectors diye. Çakallar 3 yüksek teknolojili böyle silahlar, zırhlar falan kullanan 3 havalı tip böyle. Görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de işte 4. videoma tekrar bakarsanız eğer görürsünüz. Şimdi onlar 3 versiyona sahip. Biz versiyon 1 olanlarıyla savaşacağız. Onlar bir katta tüm düşmanları öldürdükten sonra o katta fazla beklerseniz bir alarm sesinin duyulmasının ardından oraya intikal ediyorlar. Yalnız onlar hangi kattaysanız o kata göre daha da güçlenip veya zayıflayıp falan şekilde geliyorlar. Yani kat ne kadar düşükse o kadar zayıf geliyorlar. Kat ne kadar yüksekse o kadar güçlü geliyorlar. Hatırlarsanız ben oyunun son büyük bölüm canavarı Tarokun Kanyama ile savaşmak için size söylemiştim de o videonun başında. Benim bütün karakterlerimin 6 yıldızlı olmasına rağmen 6 yıldızlı karakterlerimden birini silip yerine 5 yıldızlı karakter alıp onu son seviyeye kadar yükseltip, yani son seviye değil de son seviyeyi yakın bir seviyeye kadar yükseltip onunla Tarokun Kanyama ile savaşmıştım. Ama sonrasında ben o karakteri tekrar silip yerine tekrar 6 yıldızlı karakter aldım. Onu da bayağı level atlattım, seviye atlattım. Şimdi artık 5 yıldızlı karakter olayı geçti. Normalde onun yani çakalları 5 yıldızlı karakterle zorlanmadan yenebilirsiniz. Birinci kat, ikinci kat falan gibi böyle çok yükselmezseniz katlarda zorlanmazsınız. Yenebilirsiniz. Ama benim karakterim 6 yıldızlık ve bayağı da güçlü olduğu için ben onlarla biraz yüksek bir katta karşılaşmalıyım diye düşündüm. Yoksa haksızlık olur diye düşündüm. Onlara haksızlık olur. O sebepten ben de 27. kata çıktım. Bu 27. katta özel bir kat aslında. O katı da tanıtayım size. Yukiyoshi. Bu kat sadece çarşamba günleri, yani Türkiye'deyseniz eğer çarşamba günleri, pazar günleri saat 1'den sonra geliyorlar. Geliyor bu kat. Bir de hangi gündü? Galiba cuma günü saat 1'den sonra geliyor ama çarşambayla pazar günleri aynı zamanda mahşerin 4 atlısı da geliyor ama cuma günü mahşerin 4 atlısı gelmiyor. O cuma veya şey de olabilir. Perşembe de olabilir. Tam net hatırlamıyorum onu. Neyse, bu katın özelliği şu. Bu katta bizim evdeki marketçimiz Chokufunsha, hatırlarsanız adı. O marketçimizin ikiz kardeşi Gyakufunsha var. Chokufunsha bizim evde duruyor. Başka bir yere de gitmiyor. Yerleşik hayata geçmiş. Ama Gyakufunsha, bu omzunda bebeği de var gördüğünüz gibi. Bebeğini seviyor şu. Bu Gyakufunsha seyyar marketliği seçmiş. Ve oyunda mesela şu Moriba'yı gördünüz mesela. Moriba'da olma ihtimali var. Sonra şurada Nutakoen diye bir kat var. Orada olma ihtimali var. Sonra şurada Yoneguchi var. Orada olma ihtimali var. Böyle oyunda çeşitli katlarda onun işareti var. O işaretler onun işareti. Şu Omaki'de de onun işareti var. Yukiyoshi ve Omaki'nin geldiği gün... Evet, şu Omaki işte. Nerede o? Ha, Omaki. Bunlar aynı gün geliyorlar, bu katlar. Eğer bu katı görürseniz, bu katları görürseniz şeyler arasında, haritada kesin orada olacağı anlamına geliyor. Yani bu katlar dediğim gibi sadece bazı günler geliyor, her gün olmuyor. Ve o katı görmüşseniz eğer, artık hangisine önce çıkarsanız, Omaki'ye mi, Yukiyoshi'ye mi falan, orada oluyor. Ayrıca sattığı şeylerin de biraz arttığını fark edebilirsiniz. Normalde bu mesela
27. katta olduğu için, 20 ile 30 arasında olduğu için şu 5 yıldızlık malzemelerden, şunlardan, şunlardan satmaması lazım. Ama satıyor. Hem siyah malzeme satıyor hem de kırmızı malzeme satıyor, gördüğünüz gibi. Şu kırmızı değerli metaller, siyah değerli metaller. Kırmızı değerli metallerden de satmaması lazım. Onlardan normalde 30'un üstündeki gelme ihtimali olduğu yerlerden, mesela şu Uchinbo'dan veya Haratsuka'da falan rastlarsanız eğer, o zaman satması lazım. Ama bu Yukiyoshi'nin olayı bu. Daha güzel yanı bu yani. Gelirse eğer daha fazla şey satıyor ve daha düşük bir katta olduğu için siz daha kolay bulabiliyorsunuz. Bu arada çakallarla savaşmak için size bazı tavsiyelerim de olacak tabii. En az 5 yıldızlık bir karakter, artık hangi savaş şeklini daha çok seviyorsanız striker, yakın savaşçı veya shooter, uzak savaşçı falan tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda son yıldız seviyesine kadar geliştirmiş olduğunuz bir silahınız, en az bir silahınız olsun. Ve son yıldız seviyesinden bir düşük seviyeye kadar geliştirmiş olduğunuzda bir zırh takımınız olsun. Benimki son yıldız seviyesine kadar geliştirilmiş vaziyette. Çünkü ben onlarla 27. katta yüzleşeceğim. Evet, alarm sesini de duyduk. Bu geldikleri anlamına geliyor. Şimdi ben şu güçlendirme mantarını yiyeceğim. Benim taktik şu. Kurbağaların içinden çıkan göz yaşartıcı gaz etkisine sahip bu mantarları onlara fırlatarak onları sersemleteceğim ve sonra da dalacağım. Evet, sersemlettim. Gördüğünüz gibi fazla fazla zarar veriyorum. Ve gördüğünüz gibi bu zırh işe yarıyor. Her biri için ben iki tane mantar ayırdım zaten, göz yaşartıcı gaz. Biriyle ölmedi. İkincisine geçtim. Ve ilkini hacamat etmeyi başardım. Şimdi ikinciyi bekliyoruz. İkinciyi beklerken yok, ikinciyi beklerken bir şey yok. Hemen geldi. İkincisi takip eden lazer mermileri atıyor. Biraz daha sıkıntı diğerlerine göre. Ha, şundan yemeği unuttum. İkinci yakın savaşçı karakterlere göre, yakın savaşçılara göre biraz zayıftır. Gördüğünüz gibi ikinciye sadece bir tane attım. Onun dışında yani ikincinin olayı şu: uzaktan takip eden lazer mermileri sıkan bir tabanca kullanıyor ve o tabanca, yani bir tabanca olduğu için doğal olarak mermisi bitince adam savunmasız hale geliyor. Habire üstüne giderek yakından saldırırsanız eğer bir süre sonra bir şey yapamamaya başlayacak. Mecbur korunma pozisyonuna geçecek. Bu da üçüncüsü. Yoyo kullanan, içlerindeki tek kız olan. Ha, güçlendirme mantarı yemeyi unutuyorum. Ha, şimdi buna şey bile yapabilirim. Özel hareket. Oo, gördüğünüz gibi bayağı bir zarar verdim. Kılıcın özel hareketi çok sevdiğim özel hareketler arasında. Bir daha yaparsam ölür bu. İşte bu. Oh, evet, üçüncüsüne özelde şey çıktı. İçinden kıyafetinin veya silahının tariflerinden birisi çıktı. Hmm, pantolonu, yani daha doğrusu eteği. Onun tarifi. Ben zaten biliyormuşum. Ama bunlardan işte bu kıyafetlerinin veya silahlarının tariflerinin düşme ihtimali de var, bu şemaların. Blueprint olarak geçiyor ya oyunda. Onların düşme ihtimali de var. Ama ben hiçbirisini yapmadım, geliştirmedim. Çok fazla malzeme istiyorlar ve çok düşük güçte başlıyorlar. Geliştirdikçe güçleri yükseliyor ama ben üşendim yapmaya. Siz üşenmezseniz eğer yapabilirsiniz.
Evet, Sri Alke kanalına özel son videomuzu da burada noktalayabiliriz. Sıradaki videolarım Letitia ile ilgili, sıradaki videolarım linkini paylaşmış olduğum yeni kanala gelecek. O kanalla ilgili şunu söylemem lazım. O kanal tamamen benim kendi kanalım. Ama Sri Alke benim kendi kanalım değildi. Kurucusu ben değildim. Ve bilirsiniz Sri Alke kanalı karışık bir içerik ağacına sahip. İçinde işte filmlerden, dizilerden videolar var. Eleştiri videoları falan var. Fıkra videoları falan var. Tam film var. Ve benim attığım oyun serisi falan var. Karışık bir içerik ağacına sahip. Ama benim linkini paylaşmış olduğum yeni videoların geleceği kanal benim kendi kanalım. Kurucusunun ben olduğum kanal. O kanal sadece oyunlar, filmler, diziler sanmıyorum. Ya sadece oyunlar ve filmlere özel olacak. İçinde başka tür içerik olmayacak. O kanala da beklerim arkadaşlar. Sıradaki oyun videolarım o kanala gelecek. Ayrıca Let It Die'dan başka tam oyun serileri de çekmeyi düşünüyorum. Evet, şimdilik o kanalda mümkünse sıradaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.